Yeni transferlerimizle kazanmak istediğimiz bir müsabakada beraberle kalarak ayrıldık. Ancak geleceğe umutla bakma duygularımız biraz gelişti. Ancak ligin boyunun kısalması tek handikap olarak karşımızda gözüküyor. Önümüzdeki süreci takımımızın gerek taktiksel olarak gerek teknik olarak eksiklerini sizler de tespit edebiliyorsunuz. Uzun süre futbolun içinde gözlem yapıyorsunuz. Kolay mıdır? Bazı şeyleri kolay çözebiliriz. Teknik ve taktik zekayla ve tekrarla çözülebilecek olan sorunları çözeceğiz. Fiziki sorunlar zaman alabilir. Onlar için de antrenman biliminin bize vermiş olduğu reçetelerden faydalanarak o konuları da çözmeye çalışacağız. Umarım Ankara gücümüz için ve bu taraftar için iyi şeyler, iyi sonuçlar alarak başarabiliriz. Soru soranlar, buyurun. Teşekkür ederim. Yeni oyuncular, yeni başladı. Bu ciddi bir, bizim açımızdan soruyorum. Transferlerin uyum sorununu çalışacağını düşünüyor musunuz? Uyum sorunu, yani bugün karşılaşmaz diyemeyiz, karşılaşabilir. Ama bunu kolaylaştırıcı bir takım önlemler alabilirsiniz. Örneğin dediğim gibi antrenman ve oyuncunun zekasıyla birlikte işbirliği yaparız. Daha önce takımlarında birbirine yakın taktiklerle oynuyoruz. Zaten biz dünyada ve Türkler ya da Fransızlar, Almanlar yani sonuçta birbirine yakın çok kısa ayrıntıları bol olan ama birbirine çok yakın anlayışlarla oynuyoruz. Doğaçlama Türk Ligi'nde doğaçlamanın daha fazla olduğunu düşündüğümüzde onların liglerinin bizim önümüze geçmesinin sebebi taktiğe vermiş oldukları değerle ilgili. Biz de bunları çözebiliriz. Yani çözemeyeceğimiz şeyler değil. Evet, uyum sorunu yaşayacak mıyız? Yaşıyoruz zaten, görüldü. Bunu en kısa zamanda en asgariye indirmek zorundayız. Yok edemezsiniz. Çünkü müsabaka oynuyorsunuz. Bunları müsabaka oynarken çözmek çok kolay bir iş değildir. Biz yaparız falan diyen olabilir. Saygı duyarım ama kolay değildir. Hocam 15 maç kala yönetim size güvende ve görev verdi. Şu anda 14 maç var. Ankara gücü kümede kalabilir diyebiliyor musunuz? Diyorum. Umut tükendiğinde zaten insan olarak siz tükeniyorsunuz. Yani eğer ben umudu kaybettiğimde evime gidip torunlarımı sevmeliyim. Ama asla teslim olmayız. Biz biraz belki şovenistik olacak gibi algılamanızı istemem. Ben Trabzonlu Karadenizliyim. Hamsinin kafasını da yerim, kuyruğunu da. Evet. Artık transfer kapandı ama içeride geliştirilmesini istediğimiz oyuncular var. Sayıları çok fazla olmasa da var. Transferde biz bir günde kulübümüzün kendi bünyesinde oluşturduğu bir izleme komitesi ve onların bizim önümüze sundukları bu çok değerli oyuncuları izleyerek, onlara görüş bildirerek birlikte yapmış olduğumuz ve sorumluluğu birlikte almış olduğumuz bir durum bu. Ve bunun ortaya çıkardığı gecikmenin de belli sorunlarını tolere edebilir miyiz? Edebiliriz diye düşünüyorum. Yönetime ve özellikle izlemede bulunan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bakın beyler, Türkiye'de yönetimin şu anda Ankara gücüyle ilgili yapmış olduğu bu çözüm kolay bir çözüm değil. Bugün çok üst düzey kulüplerimizin bile çözemediği sorunları bu adamlar çözdüler. Bu kümede kalırız ya da kalmayız. Onu Allah bilir. Ama ben şahsım ve futbolcularım ve teknik heyet kalmak için her şeyi ama her şeyi yapacağız. Sizi
sanıyorum tatmin oldunuz. Teşekkür ediyorum. Hadi bekleyin. Hocam Ankara'ya tekrar hoş geldiniz. Ben birkaç sorum olacak. Evet. Yani sorularımın oradaki ilgine cevap veririz ama biraz daha detay istiyorum. 14-15 transfer yapan takımlar, bunun yanında bugün karşınızda oynayan takım bile 7 tane yeni oyuncuyla, sizin de sahaya 3 tane oyuncusunuz. Türkiye Futbol Federasyonu veya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Türk Antrenör Eğitim Sistemi'nde artık bir değişim yapma ihtiyacı olduğuna inanıyor musunuz? Aa, ne kadar seminer sorusu valla. Bir sorum daha olacak. Ya, seminer sorusu buna uzun alır. Hocam, evet. Bir sorum daha olacak. Alayım. Tayyip Partisi'ye maç sonu uzun bir görüşmeniz oldu. Eğer özel bir şey değilse, futbola dair paylaşabileceğiniz bir şeyse bizimle paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Bu dünya sevgi üzerine kurulmuştur ve insanların eksik yanlarından birisi de kendilerini sevme çabasındaki eksikliklerdir. Genelde paraya taparlar, mala mülke taparlar ama ben orada o anda onunla geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalarla gönlümüzde ve aklımızda kalan izleri bir daha yürüdük. Biraz sevgi paylaşımı yaptık. Bence güzel de oldu. Belki maçı kazanamadık. Biraz moralim bozuldu ama onu görmek güzel oldu.